Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hürmetli etiyiniz görüşler. İstiklal Könüllü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan kün tertiptiki haberlerine huzuruna olsunumuz. Kınemizde de kıtanlar ekranımız olsun. Ukrayna Xitayning tehdidi sebeplik Uyghurlar hakkıdaki birleşme bayanatın çekindi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişe Ukrayna Xitayning vaksini setip vermeslik tehdidi sebeplik Şarkı Türkistan'a alakadar kişilik hukuk bayanatıdan çekinip çıkan. İsmini aşkarlaşını halimegan iki diplomatın aşkarlaşıca Xitay dairelerinin münasebetlik tarmakları Ukrayna'nı agahlandırıp, eğer Xitay'nı ayıplegen bayanatını kollaştın vazgeçmese, Ukrayna'a evet edigen 500 bin virus vaksinisini tohtudiganlığı hakkıda tehdit salgan. Bu sebeplik Ukrayna taraf bayanatın çekingen. 22 iyun Cenevada ötküzülgen kişilik hukuk kengeşi yığınında Kanada'nın başçılığındaki 40 nanchi devlet birleşme bayanat elan kılıp, BDT'ni Şarkı Türkistan'a müstakil tekşürgüçlerine evet işke çakırgan idi ve bunun içi de Ukrayna mı bar idi. Bildirilişçe Ukrayna dastlabki kademde Xitay'nın Kışın Biyoteknik Çekli Şirketi işlep çıkargan 1 milyon 900 mıntal vaksinini setip almakçı bolgan. 5. ayının 5'i de Ukrayna Sahiye Ministeri Ukrayna'nın allı burun 1 milyon 200 mıntal vaksinini tapışır olgallıkını bildirgen. Bundan ilgiri Xitay BDT'de diplomatik çemberkideki başka devletlerge izgil besim işiltip, Xitay'nın bayanatını kollap ifade bildirişini ya ki Xitay'nın kişilik hukuk meselesini tenkitleydigan ya ki tekşürüşünü talep kıldıgan bayanatlarını kollamasını talep kılıp kelgen. Bir kısım diplomatiya emeldarları bu kıtım Ukrayna'ya karıtılgan besimden emiliyeti Xitay'nın kişilerinin salametlikige hatta hayatıgı xavup yetküzüşke karımasının kişilik hukuk meselesi hakkıdaki tenkitlerge karıştırışkı urun gallıkını körüstüp birdi gallıkını bildirişken. New York vakit gezdi, Xitay'nın Uyghurlar hakkıda pilallık teşvikat hücumu kozgallıkını ispatladı. New York vakit gezdi'nin en yeni tekşürüş dokulatıda körüstülüşçe, garip demokratik devletleri, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka yerlik milletlerge icra kılgan irki kırgınçılık cinayetige inkas kaytırgan mezgilden başlap, Xitay zor güç bilen çet elge karıtılgan yalgan teşvikat hücumu arkalık, dünya cemaat pikirge tesir körüstüşke urungan. New York vakit gezdi bilen payda almaydıgan ahbarat tekşürüş tahlilat işhanesi ProPublica birlikte ictimai taratkularda elan kılınan 3000'den artık sinni tahlil kılgan. Neticede Xitay rejiminin pilallık icra kılıp atkan teşvikat hareketi arkalık, halkara cemiyetinin iğir kişilik hukuk depsendikliği meselesi de Xitay'a karatkan tenkidini yoktuşku urunğallıkını baykap çıkan. Onlarının tahlilidik örüstülüşçe Xitay tarqatkan sınlar aldı bilen Xitay Kompartiyasının malum caydaki taratkularının əplirge yollanğan. Arkadın Xitay'nın başka toru supalırgı yötkelgen. Ahırda Twitter, YouTube qatarlıq xalqaralıq ijtimai alaqı supalarda İngilizce xatlik haleti tarqılışkı başlıgan. Bu supalardaki Xitay rejimiğe çetişlik bir türküm hesabatlar mezkur sınlarını toxtumay hembehirligen. Ahırda yana Xitay'nın organ taratkuları ve diplomatları mezkur sınlarını nakıl kılıp teşvik kılışkı başlıgan. Gerçi bu sınlarının baş personajları okşamağın tabiqa ve kesiplerden kelgen herxil yaştaki er ayallar bolsumu, bırak onlar işletken ibareler ve cümle kurulmalarının hayran kalarlık derecede okşaydıqallıkı baykalgan. Meselen YouTube ve Twitter'de tarqalgan 2000'den artık sınının içindeki kem digende 280 sında Şincan'da tuğulup çoğun bolgan digen söz okşaş tekrarlanğan. New York vakit gelsinin muhberi bunların içindeki bir Xitay erine telefon arkalık ziyaret kılgan bulup, mezkur er bu sınını yerlik teşvikat tarmaklarının işlep tarqatqallıkını bildirgen. Ular yana Twitter'da bu xil sırlarını hembehirligen 300'den artık hesabatını tahlil kılgan bulup, bu hesabatlarının yakınkı aylarda tizimletilgallıkını eniklığan. Bularının köpüncisi başkalarına ağaçmigen bulup, ağaçküçülerinin sanımı 5'ki yetmeydiken. Ular Beijing vaxtı etigen saat 10'den kes saat 8 geçe uçur tarqatkan bulup, asaslıqı Şarkı Türkistan'da zulüm yokluğa haqqıdaki mezmunlar bar iken. Mälum bolışça Xitay rejiminin teşvikat hücumi bu yıl 19 yanvar yani Amerika Sabık Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Xitay'nın Uyghurlarga karatkan kılmışlarını irki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayet dep elan kılgan günü başlangan. Xitay taratkoları şu günden tartıp Pompeo'nu tenkitlepli kalmay yani yalgan yavda kuruk yap digendek sözlerini öz işig algan 600'den artık sin tarqatkan. Bundan ilgirimi Xitay dairelerinin Şarkı Türkistan'daki yerlik dairelerge buyruk düşürüp Uyghurlarının yalgan güvahlıq videosu tarqıtışkı mecburluğallıqı
hatta mazmunini mu bekitib berganligi haqidagi uchurlar oshkorlangan edi. Qisqa sinlar Uyg'urlarning xo'rlik ichida yashayotganligini ko'rsatib bermoqda. Yaqinqi kunlarda ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan sinlar Sharq Turkiston xalqining ig'ir bostirish, nazorat va xo'rlik ichida yashayotganligini ko'rsatib bermoqda. Mazkur sinlarning bir qismida Sharq Turkistondagi xalq ishlatadigan pichoq, qing'iroq, hatto qoyichilarga lazer nur bilan kimlik nomeri va ikkilik kodi kirgizilganligini, qing'iroqning muqim bir o'ringa bog'lab etilganligi, mayli do'konda bo'lsin, mayli uyda bo'lsin, butun tig'liq asboblarga kod bilan kimlik nomeri kirgizishning majburiy ekanligini, talab bo'yicha kod qo'yilmagan tig'liq asboblarning saqchi tomonidan yig'ib olinganligi bildirilgan. Sindi ko'rsatilishicha hatto do'konga mo bu vaqtga maxsus uqtirish chaplangan. Yana bir necha sindi bo'lsa Xitoy bilan majburiy to'y qilgan bir Uyg'ur ayol ko'rsatilgan bo'lib, Xitoyning Uyg'ur ayolni ko'z-ko'z qilayotganligi, u ayolning dasqi suv akirib Xitoy erining putini yuvayotganligi, u ayolning 5-6 yoshlik Uyg'ur qizining mo opisiga o'xshashli dasqi suv akirib, u Xitoyning putini yuvayotganligi, shundaqla Xitoyning kichik qizining yanida tamakisini chekib o'tirganligi ko'rsatilgan. Sindiki Uyg'ur ayolning chiroy ifodasidan buning majburiy to'y ekanligini bilib olish taski to'xtamaydi ekan. Bundan burun tarqalgan ma'lumotlar va guvohlik so'zlaridami nurg'ullagan Uyg'ur qiz ayollarining oila a'zolarining jazo lageri yoki turmaga solinishidan saqlanish uchun Xitoylar bilan to'y qilishga majbur bo'lganligi oshkorlangan va kuchlik g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Undan boshqa ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sinlarda Sharq Turkistonning Korli shahri Qorabog' yesidagi kishilarning kech kunduz demasdan ham hasharga ham siyosiy o'g'inish nomidagi Xitoycha darslarga qatnashayotganligi ko'rsatilgan. Sindiki hasharga selinganlarning va siyosiy o'g'inishga qatnashtirilganlarning ko'pinchisining ayol kishi ekanligi ko'p qism erlarning tutqun qilinganligini isbotlab bermoqda. Amerika Avom palatasi qaror ma'qullab, Xitoyning o'tgan bir asrda kishilik huquqini uzil-kesil dabsanda qilganligini ayibladi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Xitoy Kommunist partiyasi 100 yillik xotira kunini tabriklashga tayyorlik qilayotgan bir paytda Amerika Avom palatasi a'zolari qaror ma'qullab, Xitoyning o'tgan bir asrda kishilik huquqini uzil-kesil dabsanda qilganligini ayibligan. 25 iyun Avom palatasi a'zosi Mike Gallagher ikki partiyaning bir qism parlament a'zolari bilan birlikda Xitoy Kompartiyasining o'tgan asrda kishilik huquqi ig'ir daxli ta'rif qilganligi, o'zlarining erkinlik uchun kurash qilayotgan Xitoy xalqi tarafida turadiganligi haqida qaror e'lon qilgan. Washington kuzatuvchilar gazeti mazkur qarorning bir qism tafsilotlarini oshkorlagan bo'lib, qarorda Xitoy Kompartiyasining o'tgan asrda zulm, qiynash, keng ko'lamlik turmaga solash va irqiy qirg'inchilik jinoyatini o'z ichiga olgan ig'ir kishilik huquq tafsandichiligiga qattiq ayiblangan. Shundoqla Amerikaning Xitoy xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi va bir partiya hukmronligidan qutulib, mustaqil erkin fikr bayon qilish huquqini qo'llaydiganligi, Amerika hukumatini va o'xshash fikrdagi ittifoqdoshlarini Xitoydagi kishilik huquq va erkinlikni qo'llashga chaqiradiganligi, Xitoy Kompartiyasi mavjud bo'lmagan shu kunni taqozolik bilan kutadiganligi bildirilgan. Mazkur qarorda Xitoy Kompartiyasining tarixdagi bir qator razil qilmishlari bayon qilingan bo'lib, Xitoy Kompartiyasi 1940 yillarda yo'l qo'ygan umumiyuzlik yer islohoti harakatida 2 milliondan 3 milliongacha fuqaroning o'ldirilganligi, Xitoy armiyasining 1949 yili Sovet Ittifoqining yordamida Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligi, 1951 yili Tibetni yutib olganligi, Dalai Lamani 1959 yili chet elga qochishga majburlaganligi, Mao Zedongning 1950 yillarning oxiridan 1960 yillarning beshigacha qo'zg'agan cho'ng sakrab ilgirlash harakatining tarixdagi insonlar keltirib chiqargan eng ig'ir ofatga tabi ekanligi ko'rsatilgan. Bulardan sirt Xitoyning dehqonchilikni kooperativlashtirish harakatida 40 millionga yaqin fuqaroning ocharchilikda o'lib ketganligi, 1966 yili Mao Zedong qo'zg'agan 10 yil davomlashgan atalmish madaniyat inqilobida Xitoy Kompartiyasining millionlagan fuqarolarini xohlagancha qo'lga olib qiynaganligi va o'lim jazosi ijro qilinganligi, 1979 yildan 2015 yilgacha yo'l qo'yilgan majburiy tug'ut cheklash siyosati orqali millionlagan oilalarning ko'p bolalik bo'lishini cheklab, bir bolalik bo'lishga majburlaganligi qatorliklar o'tirg'i qo'yilgan. Mazkur qarorda yana Xitoy armiyasining 1989 yili 4 iyun Tiananmen maydonida demokratiyani qo'llash namoyishini bostirganligi va namoyishchilarni qirg'in qilganligi tilga olingandan sirt, Xitoy Kompartiyasining yaqinda Hong Kong xalqini bostirganligi va Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarning kishilik huquqiga ig'ir daxli ta'rif qilganligi tilga olingan.
Şundaqla Xitayning insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik sodir qilganligi qayta ta'kidlangan. Trump Baydenni Xitayga bosh egdi deb ayibladi. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump Oqsaroydan ayrilgandan keyingi tunji yig'ilishida oldingi qatimliq saylamda bilet sanashga aloqador voqealar ustida to'xtalgan va Joe Biden bilan partiyasining siyosatini tanqid qilgan. Donald Trump Ohio shtatining Wellington shahrida minglagan kishiga xitob qilib, 2020 yili noyabrda o'tkazilgan saylamdagi mag'lubiyatiga bilet sanashdagi hiylamikerlarning sabab bo'lganligini qayta ta'kidlab, biz ikki qatim saylamda g'alaba qildik. Üçüncü qatım g'alaba qilishimiz keraklikda qilidi. Bu mumkin degan. Sobiq prezident so'zida davlatning janubiy chegarasidan o'tib Amerikaga kelgan ko'chmanlar sonining eshishini eskertib o'tdi. Trump davlatimizga kelgan millionlagan odam bor. Biz ularning kim ekanligini ham bilmaymiz. Joe Biden bizning qilganlarimizning dal aksini qilyotdi dedi. Trump Amerika prezidenti Bidenni Xitoyga bosh egish bilan ayiblab, namoyon qilgan iqtidorining dunyo sahnasida nomusli qoldi ekanligini aytdi. Donald Trump yig'ilishda qayta saylanadigan yoki saylanmaydiganligi to'g'risida aniq ifoda bildirmadi. Ammo Jumhuriyatchilar partiyasining Amerika Kengash palatasi va Avom palatasida ko'p sonliqni qayta asliga keltira oladiganligi to'g'risida saylovchilarga rag'bat beradigan so'zlarni qilib, biz Avom palatasi, Kengash palatasi va Amerikani qaytirib olamiz. Buni pat yaqinda qilamiz dedi. Turkiya 1-iyuldan boshlab normallashish bosqichiga o'tdi. TRT xabarida bildirilishicha, Turkiya 1-iyuldan boshlab Xitoy virusiga qarshi tadbirlarda tadrijiy normallashishning 3-chi bosqichiga o'tdi ekan. Turkiya Ichki ishlar ministrligi tadrijiy normallashishning 3-chi bosqichiga munosabatlik hujjat chiqargan bo'lib, bu hujjat 81 viloyatning vali mahkamalariga avatildi. Buningga asosan sirtqi chiqish va shaharlar aro qatnash cheklovlari 7-oyning 1-chi kunidan boshlab oxirlashdi ekan. Hujjatga asoslanganda savdo faoliyatlarini to'xtatgan barliq savdo tijorat o'rinlari 7-oyning 1-chi kunidan boshlab qayta ochildi ekan. 7-oyning 1-chi kunidan boshlab barliq savdo o'rinlari ijozatnomadagi faoliyat doirasiga asosan bekitilgan ochilish taqilish vaqti orasida mulozamat qila oladi ekan. Tozalik, maska va ijtimoiy masofa qoidasiga rioya qilingan holda mehmonxonalardagi cheklovlar va tadbirlar to'xtatildi ekan. Uy ichi va sirtidagi yemak ichmak sorunlarida to'plashib o'tirganlarning soniga cheklima qo'yilmaydi ekan. To'y va nikoh marosimlarida yepiqchaylarga qo'yilgan qatnashuvchilar cheklamasi bekor qilindi ekan. Yemak ichmak bilan ta'minlashga bo'ladi ekan. Konsert, festival, yoshlar dala lageri qatorliq faoliyatlarga bekitilgan prinsiplarga amal qilingan holda ruxsat qilindi ekan. Bengal, Braziliya, Janubiy Afrika, Hindiston, Nepal va Sri-Lanka qatorliq davlatlardan Turkiyaga kelgan kishilar va yaqinqi 14 kunda bu davlatlarda turganlarni majburiy karantin qilish amaldan qoldirildi ekan. Bu kishilarning Turkiyaga kelishdan kam deganda 72 soat burunqi natijasi manfiy bo'lgan Xitoy virusiga munosabatlik salomatlik tekshirish natijasi yetarli ekan. Afganiston va Pokistondan Turkiyaga kelganlar va yaqinqi 14 kunda bu davlatlarda turganlarni majburiy karantin qilish muddati 10 kunga qisqartildi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshirmiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.